Değerli izleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ödül töreninde konuşuyor. Dinleyelim. Meclis rutin çalışmalarını o hafta nöbetçi olan meclis başkan vekillerinin başkanlığında deruhte eder. Ben burada olsaydım bile o hafta nöbetçi olan meclis başkan vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ meclis kürsüsüne çıkacak ve o mahkeme kararını mecliste okutacaktı. İkinci olarak bunun altını çizmek isterim. Üçüncü olarak işin en başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak biz iki yüksek yargı arasındaki bu görüş farklılıklarının, görüş ihtilaflarının tarafı olmamak için özel bir gayret gösterdik. Can Atalay'ın seçim buradaki yemin töreninde isminin okunması, sonraki süreçlerde milletvekili özlük haklarının verilmesi, daha sonraki süreçte de Atalay'ın partilerin ortak anlayışıyla Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmiş olması aslında Meclis Başkanlık Divanı'nın da ortaya koyduğu bir tavırdır, bir duruştur. Dolayısıyla bu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadığı gibi bu anlamda herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne Anayasa Mahkemesi'ni ne Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir. Bu anlamda anayasanın mevcut hükmüne göre tamamlanmış olan bir yargı süreci bu çerçevede 84. madde çerçevesinde mahkemenin kararı meclise gelmiş, yazıyla meclise hitaben gelmiş ve mecliste okutulmuştur. Üçüncü olarak söyleyeceğim budur. Dördüncü olarak söyleyeceğim de iyi de niye daha önce okutmadınız da şimdi okuttunuz diyenler var. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensubu kardeşlerim, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Meclis Başkanlık Divanı'nın bu kararı okutmayıp bu noktada bir şekilde kararın okutulmasının buraya kadar bekletilmesinin iki temel nedeni vardı. Bunlardan birisi Atalay'ın, Can Atalay'ın bu süreçte hukuki süreçleri tamamlaması. İkincisi ise olası bir şekilde iki mahkeme, yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıklarının giderilebileceği bir zeminin oluşmasıydı. Ama sonuçta mahkeme kararı bir şekilde süreç bittiği için bu karar mecliste okutulmuştur. Bütün bunların ötesinde şunu söylemek isterim. Değerli dostlar, bu tartışma ya da münferit başka tartışmalar bizi esasında başka bir konuya odaklanmak mecburiyetinde olduğumuzu gösteriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki burada birçok arkadaşımız defaatle okumuştur. Bendeniz de sadece meclis başkanı olduğum, sadece milletvekili olduğum süreçlerde değil, ondan önceki süreçlerde de anayasayı defalarca okumuş birisi olarak 1982 darbe anayasasının kendi içerisinde bir takım mayınlı alanları barındırdığını, Türkiye demokrasisinin bu alanlardan kurtulmak için bir gayret sarf etmesinin de şart olduğuna inananlardan. Bunun için başta Yüksek Yargı Mahkemesi, mahkemeleri yargı arasındaki bu ve benzeri görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak olmak üzere bu anlamda oturup çalışma yapmak, gerektiğinde anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boynunun borcudur, temel sorumluluklarından birisidir. Ben bütün bu konularla ilgili şimdiye kadar kalkıp bunların hepsini konuşabilir, hepsini anlatabilirdik. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi sorunların çözüleceği bir yerdir. Çok açık söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda gerektiğinde anayasayı ve yasaları dahi değiştirebilecek bir yerdir. Mevcut anayasamızda ise herkesin sorumlulukları ve yetkileri bellidir. Herkes bu sorumlulukları ve yetkileri arasında devlet ciddiyetinin kendisine vermiş olduğu bir ödev içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bunları bu vesileyle niye Numan Kurtulmuş açıklama yapmıyor diyenler olduğunu biliyorum. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunuzda açıklamayı ve Türkiye kamuoyuyla paylaşmayı da bir vazife telakki ediyorum. Yoksa mevcut var olan ve belki başka konularda daha da artarak, farklılaşarak devam edecek olan bu tartışmaların bir tarafı olmak için değil,
tartışmaların makul, hukuki, demokratik ve anayasal bir çerçevede çözülebilmesi için gayret sarf eden birisi olarak bunları paylaşmayı bir vazife telakki ediyorum. Değerli dostlar, bu vesileyle bu 24.sünü yaptığımız yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu yarışmayı düzenleyen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve yöneticilerini tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar böylesine güzel etkinlikler düzenlemek nasip olur diyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gecenizi ve bu güzel merasimi tebrik ediyorum.